Evet. Şimdi Sedat abi biz sizi uzun yıllardır diplomasideki temaslarınız işte gerek büyükelçiler gerek uluslararası işte kaynaklarınızla hep görüştüğünüzde hep şuna baktık. Bir değerler var bizim savuna geldiğimiz, paylaştığımız Avrupa'nın böyle insani değerleri, demokrasi, insan hakları, özgürlükler. Biz bu ülkenin de böyle olmasını istiyoruz ya. Sizler de hep bu mesajları verirsiniz. Kurallara dayalı uluslararası düzen. Mesela Amerika'nın hep ha. değil mi aslında Tabii. düşmez. Ha. Mesela Avrupa Birliği. Böyle benim de katılabildiğim, sizin de bulunduğunuz nice ortamlar hatırlıyorum. Böyle. Avrupa değerleri. Ha. Bugünkü yazınızda mesela Avrupa Birliği'nin Gazze'deki inandırıcılık sınavı. Avrupa Birliği de sınıfta kaldı. Evet, büyük ölçüde sınıfta e, kaldığını söylemek mümkün. Pozisyon alamıyorlar, tutum e, alamıyorlar. Avrupa Birliği'nin biraz e, durumunu kurtaran, e, onun Avrupa Komisyonu'nun geniş dış politika ve e, güvenlikten sorumlu yüksek temsilcisi var. Yani Dışişleri Bakanı Aha. gibi, e, Joseph Borrell. O tabii çok kuvvetli çıkışlar yapıyor, işte geçen hafta da yaptı. Yani bir anlamda Avrupa Birliği'nin liderleri, Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen olsun, Alman gerek Avrupa Birliği Konseyi Başkanı var. Charles Michel, onların açıklamaları çok cılız, çok hafif kaldı. Durumun ciddiyeti ağırlığı karşısında ona yanıt vermekten, ona karşılık vermekten uzak tutum e, alıyorlar. Yani İsrail kısmı onlar daha 7 Ekim'de kaldı. Doğru 7 Ekim'i hepimiz eleştiriyoruz ama ondan sonra ortaya çıkan bu İsrail'in bu acımasız, orantısız, ayrım gözetmeyen e, bombardımanı, bunun yol açtığı sivil e, ölümleri, bunun yol açtığı trajediyi yeteri kadar kuvvetle vurgulamayan bir çizgi ne yazık ki. Burada e, Joseph Borrell biraz e, durumu kurtarmaya çalışıyor Avrupa kurumları adına onun söylediği çok e, geçenlerde yaptığı önemli bir açıklama vardı e, yani 7 Ekim saldırısı da bir trajedidir İsrail'in verdiği yanıt da bir trajediye yol açmıştır bir trajediyi kınamak yani İsrail'i kınamak bir diğer trajediyi kınamamızı engellememelidir. Bu aslında ya da kendi ya da tersi evet. o ilk ilkeli bir tutum ee, ve burada tabii söylediği yanımda onları getirmiştim aslında yani İsrail'in savaş e, meşru savunma hakkı vardır diyor ama savunma hakkının da sınırları vardır diyor e, savunma hakkı hiçbir zaman size bir sivil halkı Pabluk altına alıp işte onun evet. suyunu kesme hakkını e size yanılmıyorsam mealen hmm. o. Çünkü yani İsrail'in yaptığı şu. Şimdi sabah gelmeden önce yine konu. Bütün ana su büyük ölçüde Gazze'den önemli bir kısmı İsrail'den evet. geliyor. İki ana e, artık onları kesmiş. şey e, Ayrıca e, Gazze'de hmm. Bu deniz suyunun arıtıldığı, tuzdan arındırdıkları sistemler de var, tesisler de var. Su ihtiyacının bir kısmı da oradan karşılıyor. Ya onlar da elektrikle çalışıyor. Fakat elektriği de kestiği için jeneratörler çalışmıyor. Afhanelerde şey gelmiyor, Yakıt gelmiyor, yakıt ya. sıkıntısı var. Dolayısıyla bu... Deniz suyunu arıtma tesisleri de çalışamıyor. Yani şu an su ciddi bir ihtiyaç. Hastanelerin durumu çok evet. kötü. Yine bu Birleşmiş Milletler'in raporlarında bunlar tarafsız objektif raporlar. E ee, mesela dün bu yanımda getirdiğim e, raporun mesela sağlık bölümünde özellikle bu diyaliz merkezlerinin e, faaliyetlerinin aksamaya başladı. yani insanların bir be, belli bir düzen içinde o diyaliz te, o tedavi e, e, görmeleri gerekiyor o aksıyor. Kanser hastalarının durumu çok kötü. Kemoterapi evet. e, faali, e, kemoterapi sadece galiba bir hastanede yapılabiliyor. O da Türk Filistin Hastanesi, hı. Türkiye Filistin Yardımlaşma Hastanesi galiba. Türkiye'nin de hı hı. E, yer aldığı e, bir e, bulunduğu bir hastane varlığının olduğu bir hastane. Kemoterapi e, faaliyetleri aksamış durumda diyelimiz. Onun dışında daha vahimi e, hastaneler hastanelerin bir kısmı zaten kapatılmış durumda çalışan hastanelerde de artık çadır hastaneleri haline gelmiş durumda çünkü o kadar çok kapasite üstü e, karşılayabilecekleri hastaneler ile hastaneleriyle. şimdi hastanesi çadır hastanesi Hı. olmuş hepsi bahçede çadırlar doktor ihtiyacı var e, yapılan işte bütün açıklamalarda dünyaya sesleniyorlar artık doktorlar gelsin yardımcı olsunlar diye. Şimdi sahra hastaneleri nerede olur? Savaşta. E, savaş meydanında, alanında olur. E, burada baktığınızda askerler değil, sivil insanlar burada. Büyük bir bölümü sivil insanlar. Çocuklar, kadınlar, yaşlı e, insanlar. Dolayısıyla yani neresinden baksanız bu İsrail'in... Tabii ilave bir yapayım. O... Nimet Kıraç'la konuştuk sabah, dün de. Orada, oralarda Nimet Gazete Okuzyan adına evet. gitti. Evet. Ekmeğe ve suya erişimde de çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Geçen hafta... E, Geçen hafta yine Birleşmiş Milletler'in raporunda işte yardım suyu kestiği için İsrail e, su yok su bulunmuyor. Gazze'de kişi başına tüketilen su miktarı 3 litreye e, düşmüştü. Yani 3 litre suyla bütün bir gün içinde e, ihtiyaçlarınızı karşılamak Hı. durumdasınız. Yani yüzünüzü onunla yıkayacaksınız, e, o suyu içeceksiniz, yemeğinizi onunla e, pişireceksiniz. Bazı yerlerde e, o, yine Birleşmiş yaptığı bir e, tespit bazı yerinden edilmiş insanların e, bulundukları e, kamplarda e, Orada kişi başına tüketilen içilebilir su miktarı günde 1 litreye kadar düşmüş. Yani üçten üç litreden bir litreye kadar evet, düştüğü 3. yerler de var. Tam bir trajedi. 2023 yılındayız. Neredeyse işte 21. yüzyılın ilk çeyreğini bitirmek üzereyiz. hepimiz bu yüzyıla girerken 20. yüzyıldan daha iyi bir yüzyıl olacağına dair böyle umutlar vardı. o Öyle hissediyorduk ama... Şu an geldiğimiz, e, karşılaştığımız tabloya Kaçıyor baktığımızda ya. işte Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, İşkrali. yani onu o şimdi ikinci plana düştü. Orada da çok kötü e Putin e, manzaralar Putin seviniyor şimdi. Var. Tabii tabii. Putin Çünkü bütün projektörler buraya çevrilmiş durumda. Putin işine yaradı o anlamda. E, dikkatler kendisinden Hı. uzaklaştı. Ama yine aynı temaya e, gelirsek, şeyde... E, yani 21. yüzyıl daha iyi olacak zannediyorduk. Ama şu Gazze'de son iki haftadır Maalesef, e, yaşanan e, gelişmeler en azından insanlığın çok da ileri gitmediğini e, gösteriyor. Şimdi burada bizim Ankara'nın bizim hükümetimizin tutumunu da Hakan Fidan'dan bahsettiniz. Sizin yazınız dünkü yazınız üzerinden buna da gireceğim. Fakat değerli izleyenler tabii bakın Cumhuriyetimizin 100. yıl dönemine girerken Gaziantep'ten hiç hoş olmayan bir açıklama geldi. Cumhuriyetimizi işte bazen hani eskiden oluyordu böyle saçmalamalar. Cumhuriyetimizi ne bileyim bir reklam molası, ne bileyim işte bir tuhaf tuhaf açıklamalar yapılıyordu. Oysa o Cumhuriyet'in ruhunu, manasını anlamamak idi. Cumhuriyetimiz güçlü, köklü. Şimdi bu Gaziantep'te çok ayıpladığımız, yadırgadığımız o haberi bir izleyelim sonra devam edelim. İsrail'in Gazze'ye yoğun saldırıları nedeniyle binlerce Filistinli hayatını kaybetti. Çoğunun çocuk olduğu sivil ölümleri tüm dünyada Filistin'e destek eylemleriyle protesto ediliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de Filistin'e destek için Gaziantep Kalesi'ne Filistin bayrağı astı. 45 metre uzunluğunda, 10 metre yüksekliğinden oluşan Filistin bayrağı tarihi Gaziantep Kalesi'nin güney cephesine konumlandırıldı. AK Parti Gaziantep milletvekili Ali Şahin, kalenin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı ve tepkilerin odağı oldu. Kalede Türk bayrağı olmaması en çok tepki gören nokta olurken, kimi de yabancı bayraklarla ilgili kanunu hatırlattı. Kanunda yabancı devlet bayraklarının ebatı bayrak ebatından büyük olamaz ifadesi yer alıyor. Ancak kalede buna uyulmadığı görülüyor. Gelen tepkilerden birkaçını alıntılayarak cevap veren AK Partili Şahin, Filistin'deki şehitlerimizi hatırlattı. Bayrağın bir tepki olarak asıldığını kaydetti. Bir cevabındaysa Filistin Gaziantep kadar Türk'ün öz vatanıdır dedi. Ancak Şahin'in asıl tepki gören paylaşımı yine bir kullanıcıya verdiği yanıt oldu. Şahin tepkilere cevap verme gayesinin Filistin'e yabancı görenleri İngiliz uykusundan uyandırmaya çalışmak olarak açıkladı. Cevap vermiyorum. Filistin'i yabancı görenleri İngiliz uykusundan uyandırmaya çalışıyorum. Uyandırabilirsem 100 yıllık narkozdan, bitkisel hayattan uyandırmaya çalışıyorum. Cumhuriyetin 100. yılı kutlanırken AK Partili vekilin 100 yıllık narkoz ifadesi tepki çekti. Yani bazen ne diyeceğimi bilemiyorum. O tür durumlarda hani bilge tarihçimize başvuruyorum. Bu kitabı da dün bir çekime gittik, Halk TV olarak bizim arkadaşlarımız pazar günkü Halk TV'de Cumhuriyet Bayramı'nda İlber Hocam'ın o görüşlerini yansıtacağız. Bu kitabı da yeni bize gönderdi. Cumhuriyet'in doğuşu. Daha bugün piyasaya çıkıyor. Onu da ifade edeyim. Hocamız bu tür durumlarda ya bırak Allah aşkına der. Cehaletle mi uğraşacağız? Hani cehaletle uğraşıyoruz ama cehalet diye tanımlar hocanın en fazla bilinen o yaklaşımı. Sedat abi bir toparlarsak bu konuyu sonra biraz cumhuriyete de geçmek istiyorum. Genel bir değerlendirme. Şimdi ben sizden dinleyince Hamas, İsrail, uluslararası ilişkiler, Ankara'dan da biraz bahsetmemiz gerekiyor.